Selamlar. The Game Awards. Oyun ödülleri. Yani çevresinde yoktur. Şuradan Türkçe'ye çevir bakayım. Yani 7 Aralık'a kadarmış herhalde. Oylama diyor. Bir deneyelim. Bir bakalım neymiş ne değilmiş. Oy vermeye başla. Tüm kategorileri görüntüleyelim. Yılın oyunu, en iyi oyun yönetmenliği, en iyi anlatı, en iyi sanat yönetmenliği, en iyi skor ve müzik, en iyi ses tasarımı, en iyi performans, erişilebilirlikte yenilik, etkileyici oyunlar, en iyi devam, en iyi topluluk desteği, en iyi bağımsız, en iyi ilk bağımsız oyun, en iyi mobil oyun, en iyi VR, işte en iyi aksiyon macera, RPG, dövüş, aile. Ya bunları gösteriyor. Şimdi şuraya basarsak geri döner. Oylamaya başla diyelim. Hani çok uzun bir video olur mu bilmiyorum. Mesela yılın oyunu tüm yaratıcılık ve teknik alanlarda mutlak en deneyim sunan bir oyunun tanınması. Elinvik. Şimdi dur şuradan oyunların gerçek adını tam göstersin. Bunların içinden bunu izledim. Bunu da izledim. Zelda'yı da izledim. Şu Mario'yu çok izlemedim. Küçük küçük böyle gördüm. Ama böyle benim en hoşuma giden Alan Wake'ti. Yani korku temalı. Oynamam, oynayamam. Ama en hoşuma giden buydu. Sıradaki. Bu ne? Şöyle bak. En iyi oyun yönetmenliği. Oyun yönetimi ve tasarımında olağanüstü yaratıcı vizyon ve yenilikçiler verilir. Yani görüntü kalitesi bir nevi. Hangisini diyelim? Hadi bunu diyorum. Hani bu videoyu çekmemin sebebi, madem böyle bir şey yapacağım dedim. Hani olsun ne olacak diye düşündüm hani. Videomuz olsun. Oyunlarla ilgili de. Zaten indirimler artık gelecek gibi değil de. En iyi anlattı. Bir oyunda olağanüstü hikaye anlatımı ve anlatım gelişimi için. Burada Alan Wake ya. Değil mi? Çok taraflı gidiyormuşum gibi oldu ama. Sanatsal tasarım ve animasyonda olağanüstü yaratıcı veya teknik başarı için. Şunun şeyini beğenmiştim. Neydi onun adı? Görüntüsü falan şeyinde. Şimdi buna da Alan Wake demeyelim. Buna Zelda diyelim. Müziği en güzel mi? Değil mi? Yanlış değil müzik. Şunun müziklerini, Zelda'nın müziklerini çok sevmiştim izlerken. En iyi ses tasarımı. Dead Space, Alan Wake, Resident Evil 4. Tüm ama şeyi. Remake'i mi oluyor bir şeyse değil mi? Ses tasarımı. Hadi o da bu olsun. Alan neymiş? En iyi performans. Seslendirme ve hareket veya performans yakalamak için bir kişiye verilir. Alan Wake oyuncusu. Şu Alan Wake'i sevdiğim için ama Baldur's Gate. Bu Alan Wake'deki o kadın karakter değil mi? O. Hadi onu seçeyim. Bu da Diablo'da var.
Erişebilirlikte yenilik, oyunların daha geniş bir kitle tarafından oynanmasına ve keyif alınmasına yardımcı olacak özellikler, teknoloji ve içerik ekleyerek ortamı ileriye taşıyan yazılım veya donanım tanım. Blizzard, Blizzard ne ya? Diablo. Bu da Diablo seçesim geldi. Kaç kategori kaldı acaba bilmiyorum. Game etkileyici oyun. Terranil miydi ya? Ya bunu Terranil'e verdim çünkü yanlış değilsem ben Terranil oyununu görmüştüm. Aslında oyunun ismini alacakken öyle vermiş oldum ama Terranil'e verdim çünkü bu oyunu biliyorum, böyle bir etrafı işte yani yeşilliği yeniden yayma su ayarlarıyla vesaire. Tam şimdi şeyini hatırlamıyorum da şimdi tam şey olarak hatırladım. Oyunun hani böyle nasıl söyleyeyim, kurak toprakları böyle zengin toprakla yani yeşillik topraklara döndürdüğümüz bir oyundu ve güzeldi o ya. Ona oy vermekten şey olmam. Bu ne? Tam olarak şu en iyi devam eden. Deneyim zaman içinde geliştiren, devam eden içeriği olağanüstü şekilde geliştirmene yönelik. Yani ben şunu oynadım. Fortnite'ı çok oynamadım. Cyberpunk oynadım. Bir final yol gibi yaptım ama bıraktıydım. Geri başladım küçük küçük oynamaya. Cyberpunk. Bu ne? Sosyal medya etkilerini ve oyun güncellemeleri yamaları da dahil olmak üzere topluluk desteği, şeffaflık ve yanıt verme hızı sunan bir oyunda. Geri dönüş manasında bir şey herhalde. Bak şimdi şöyle bir şey var. Cyberpunk mı? No Man's Sky mı? Hani Baldur's Gate'i geç. İki oynadığım oyun arasına bakıyorum. No Man's Sky'ın ilk çıktığı zamanlar oynamadıydım ama az çok izliyordum, hani hiç beğenmiyordum. Sonradan aldığımda çok beğenmiştim, onun için No Man's Sky. Hani ve hani insanların bence isteklerini umursamış gibi görüyorum. Bilmiyorum, belki olmayabilir, yanılıyor olabilirim. Hani yanılıyorsam da yorumlarda söyleyin. Yanılırım belki de, bilemem. Sıradaki. Bu ne? En iyi bağımsız oyun. Gördüklerim içinde şu. Yani yakın sürede oynayacağım inşallah da. Bu başka bir şey olmaz. Onun çok güzel farklı bir hissi var böyle. Ya ben hani %90 oranında belki izlediklerimden yola çıkıyorum. Çünkü burada çoğu herhalde izlediğim oyunlar oluyor. Ama hani yani yakın sürede oynayabileceğim oyunlar da var. Hiç oynayamayacağım oyunlar da var. Hani fiyat dolayısıyla. En iyi ilk bağımsız oyun. İlk. Pizza Tower, Drake'ti. Kokon, ka neydi? Kokun, kakun. Bu diyeceğim ya. Şu üstte de kaçıncı oyunda olduğumuzu gösteriyorum. Şu an dikkat etmedim. En iyi mobil oyun. Terranil mobilde de bu çıkmış. Ben Terranil diyorum o zaman. Mobilde de varsa adamlar. Yer oyunu. Yani görüntü kalitesini düşünerek düşünüyorum. Bence şeydir. Resident Evil'dir. Resident Evil. Hadi bunu diyelim ya. Bu aksiyon, en iyi aksiyon oyunu. Aksiyon oyunu. Aksiyon türünde en iyi oyun. Dead Island. Bence bu. Ya
Hem aksiyon hem macera mı? Aksiyon macera oyunu olarak şu diyeceğim: Marvel's Spider-Man 2, en iyi RPG oyunu izlediğim, maalesef alma durumumun olmadığı oyun bu, Baldur's Gate 3 çok güzel. Ama bak, buraya Starfield'i de koymuşlar. Bak, yılın oyunlarında yok herhalde Starfield. Ben yanlış değilim. Ama bak, burada var. Şimdi rol yapmayı, gerçekten rol yapma olarak düşünürsen, oynadığım oyun bu. Yalan yok, Starfield oynadım bir, hani 10 bölüm çektim, 10 saat oynadım say, her biri bir saat olsun. 10 saatin üstüdür de belki. Ama izlediğim olarak şey, Baldur's Gate. Ama benim hoşuma giden tarzda, hani FPS olaylarını falan saymazsan, Starfield diyeceğim ya. Bari burada Starfield belki bir öne çıkar. Çünkü oyun güzel yani. Yılın oyunlar yapmamışlar. Oyun çok güzel bana göre. Yani dünya muhteşem bir oyun değil. Tabii ki. En iyi dövüş oyunları değil mi? Yanlış değil. Mortal Kombat arkadaş. Üstüne söylenir mi? En iyi aile dostum. Bakayım. Party Animals. Çok komik ya. Bunu oynayamadım diye düşünüyorum. Evet, o uçuk bir fiyatı var. Maalesef her şey fiyatı söylüyoruz ya. 103. Party Animals. Bundan sonra oynamadım oyun deyip geçeceğim. Bak şimdiki. Bu ne? En iyi sim strateji. Bağımsız olarak gerçek zamanlı veya sıra tabanlı simülasyon veya strateji. Strateji mantığına bakarsan aslında Cities Skylines değil. Cities Skylines şehir kurma oyunu. Şehir yönetme. Ha, ikincisine daha böyle ekonomiye girmişler. De yok, belli noktalarda, belli yerlerden bir şeyler alıyorsun. Cities Skylines diyeceğim buna. Kaç kategorim kaldı? Biraz daha hızlanacağım. He, 10 kategori. En iyi spor oyunu. Yani mecbur bu yılınkini şey yapacaksak, işaretleyeceksek, Esports FC. Yani biraz oynadı, bitti. Çok güzel. EA üzerinden oynamıştım zaten. Sıradaki. Multiplayer'da. En iyi multiplayer oyun değil mi? Doğru şey yapıyorum. En iyi çok oyunculu. Yani multiplayer. Ya komedi böyle şey olarak bakınca şu. RPG derler hani. Rol yapma oyunu olarak da bu. Şuna vereceğim. Oyum ondan yana yani. Bakalım. En iyi uyarlama. Bir video oyununu başka bir eğlence ortamına aslında sadık ve özgün bir şekilde uyarlayan olağanüstü yaratıcı çalışma. Ha şey. Bu ne biliyor musun? The Last of Us. Çok güzel oyun. Film. Oyununu izledim. Çok güzeldi. Filmde şu kıza başta bir hani öbür oyundaki kız karakterine benzemediği için soğuk geldiydi de. İki bölüm mü soğuk geldi, sonra alıştırdım kızın manyaklığına. Adam zaten tam benzetmişler. Tam ona benzeyeni bulmuşlar diyeyim, ya da neyse işte. Bu. En çok beklenen oyun. Star Wars Wolves, Tekken 8, Final Fantasy 5. Bu kaç ya? Ne diyeyim ki bunun? Hani benim beklediğim değil bunların arasında hiçbiri. Daha çok şudur herhalde. Hani Star Wars oyunları daha böyle beklenen bir oyun. Sevilen bir oyun. Diğeri. Bu ne? Tam şeyini okuyayım. Yılın içerik yaratıcısı.
Kimiymiş de topluluk üzerinde önemli ve olumlu bir etki bırakan yayıncı veya içerik oluşturucu. Bilmem. Pimik. Şunu resmi tatlı geldi onu işaretliyorum. Allah onda geçtim bile. En iyi espor oyunu. Hem beceremesem de yani şu ikisi yani şunu zaten çok oynadım diyemem. Yani şu %30 oynadıysam şu da %10 falan bile. Hadi şunu %45 yapalım. Bunu da %5 yapalım. En çok oynadığım içlerinde bu Counter Strike 2 yani oynamışlığım oldu. Bence bu. Buradaki kişileri tabi bilmiyor olacağım. En iyi e-spor sporcusu. CSGO'da, Call of Duty'de. Ben CSGO oyuncusunu seçeceğim. Ya CSGO'yu çok beceremiyorum ama sevdiğim de bir yanı var yani oyunun. En iyi e-spor takımı. Tabii ki Counter Strike. Bu ne? Quick Club. En iyi e-spor antrenörü. Hiç bilmiyorum. CSGO'nunki hangisi? Counter Strike. Neymiş? Deni. Zonic. Şu ne? Valorant. Valorant'ın şeyi, teknik şey bu mu? Bu da ne? Counter Strike bu. Hem yok gönlüm şu dayıdan yana. Dayı dediğimde belki benden aynı yaştadır, belki benden küçüktür. En iyi espor etkinliği. Valorant deyip geçeceğim yani çok ayrıntılarını bilmiyorum. Ya bu son şeyleri bilmiyorum. Bitti mi? Şurada ne diyor? Onu bir okuyabiliyoruz mu? Kartı paylaşmak için kaydet. He. Yani burada bitsin. Hatta al. Paylaşmaya. Ha pardon ya. Onu gerek yok. Şu üstteki şeyi kapat. Keep going mi? Return home. Şöyle. Zaten artık ben oyladığım için bana şey vermez. İzin vermez artık. Hepsinde oyladım yani. Ya, hepsi de güzel. Neyse, bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani site linkini unutmazsam aşağı koyarım. Oylamak isteyenler yedisine kadar. Değil mi? Yanlış değilim. Doğrusuna bakalım. Aynen 7 Aralık'a kadar oylayacaklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videolarda görüşürüz.